Ben merak ettim ya. Dedim bu nasıl bir şey, bu holding ne iş yapıyor yani? TOS'un? TOS'un bir internet sitesi kurmuştu. Çiftlik Bank denilen aslında bir internet sitesi. Orada şeyler var işte, ürünler, satın alabileceğiniz hayvanlar işte tavuk, koyun, inek falan. Ben ineğe baktım 50 lira yazıyor. Aa. Yani tıklıyorsun, 50 lira o inek senin diyor. 50 lira olunca dedim ulan ben de mi alsam acaba? Çünkü yani 50 liraya inek sattı adam, 1 milyar doları tokatladı gitti. Şimdi bu, ben aslında TOS'unu takdir ediyorum. Bak vallahi Uğur, yani 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, yani TOS'una para verebilecek, 1 milyar dolar verecek bir ahali varsa, yani bunların parasını almak sevap zaten abi. Almazsan gibi. Değil mi? Adam diyor ki yani özetle ben diyor kerizim. Adam da ben alayım o zaman abi demiş ya. Yani. Değil mi? Şimdi bununla ilgili bakın ben vaktimiz var herhalde biraz Var değil mi var abi? Yılmaz. Tosunun da böylece biraz şey yapmış oluruz. Takdir ediyorum ben gerçekten. Yani bir Tosun'a kadar ben en çok Jet Fadıl takdir ediyordum. Tosun bence Onu ben mahvettim. Öyle demiş. Valla teessüf ederim size Ben abi. iyi bir iş adamı mıydım? Uğur Dündar beni kötü gösterdi demiş. Tabii. Karaladınız adamı. Yani. Maalesef. Tabii. Şimdi bir aslında Türkiye'nin 40-50 senesine baktığımızda gerçekten yani biz gazeteci olarak takip ediyoruz ama aslında sosyologların falan yani üniversitenin incelemesi gereken bir tablo var. Şimdi çoğumuzun yaşı yeter. Bir banker hadisesi vardı Türkiye'de. Evet. Değil mi? Evet. Yani Castelli, Bako, Banker Servet, Banker Bahar, Banker Selvan, Banker Kervan. Şimdi şey yapmayayım diyor. Aslında bu alın terinin köşe dönme merakına yenilmesiyle alakalı bir şey. Yani çalışarak, namusluyla çalışarak, alın teri dökerek para kazanmaktansa köşe dönmek üzerine kurulu bir merakın sonucu. Mesela bir tane banker vardı, 18 yaşında. Çocuk çaycıydı. Bildiğiniz çaycı. Bir senede 1 milyar lira tokatladı. Bir sene. Karşılığında çay mı veriyor? Ben İzmir'de hiç unutmuyorum. Hatay'da bir tane berber vardı. Nokta durağında. Atilla olarak hatırlıyor. Adam dedi ki en yüksek faizi ben veriyorum. Berber. Abi millet berberde kuyruk oldu berbere parayı vermek için. Berber tabii bir ay sonra gitti. Berber. Piyasada ne kadar üçkağıtçı, dolandırıcı varsa herkes şey oldu. Banker. Bakın ben gazeteci olarak bunlara şahit oldum. Kuyruk vardı. Bankerlerin kapısında kuyruk oluyordu. Apartman dairelerinde, bildiğiniz apartman dairelerinde şube açıyorlardı. Sıra numarası dağıtıyorlardı. Millet bankere parayı vermek için sıra numarası alıyordu. Mesai bitecek veremeyeceğiz diye ağlıyorlardı kapıda. Yarına kalacak diye. Çünkü o gece kaybedeceği faizi düşünüyordu. İki sıralı bankerler vardı. İki sıra. Buradan gelenler parayı veriyordu, buradan gidenler parayı alıyordu. Böyle onun parasını alıp buna gözünün önünde gazetelerde çarşaf çarşaf reklamlar çıkıyor. Bakın bu tosun mosun diyoruz ya. Bunların hiçbiri aslında tek başına olmuyor. Başta medya ve siyasi korumalar da oluyor. Bu bankerler saadet zincirleriyle dünyanın en yüksek faizini vereceğiz diye para toplarken medya bunlara çanak tutuyordu. Bugün Türkiye'de her şey çok güzel oluyor diyen medya o zaman da vatandaşa paranızı bankere verin diye haber yapıyorlardı. Çarşaf çarşaf ilanlar yayınlanıyordu. Televizyonlarda reklamlar yayınlanıyordu. Türkiye'nin en ünlü sanatçıları
reklamlarda oynuyordu. Ekonomi sayfalarına bankerler manşet oluyordu. Türkiye ekonomisine ne kadar katkı sağladıklarına dair, itibarlı iş adamları olduklarına dair, öyle değil mi Uğur abi? Tabii tabii. Reklamlar yayınlanıyor. Neticede kimisi İsviçre'ye kaçtı, kimisi Suriye'ye kaçtı. Bakın size bir rakam vereyim. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 8 trilyon lirayken 150 milyar lira tokatlamıştır. Bankerler. Banker skandalından 3 milyon kişi etkilendi Türkiye'de. Ki o zaman nüfusumuz şimdiki gibi değil. 3 milyon kişi banker faciasının mağdur oldu. Bir şey öğrenildi mi? Hayır. Hemen arkasından hayali ihracat duayenleri çıktı Türkiye'de. Uğur abi bunların uzmanıydı. Yahya Demirel, değil mi abi? Evet. Turan Çevik, Kemal Orzun, Orhan Aslıtürk. Böyle hepsi yazdım. İtibarlı iş adamları. Bunlar böyle mobilya ihraç ediyorum ayağıyla kırık suntayı falan gönderiyorlardı. Paraları kapıyorlardı. İşte kumaş gönderiyorum diye kırpıntı sünger gönderiyorlardı. 5 liralık malı 125 liraya ihraç etmiş gibi gösteriyorlardı. Vergi iadesi adı altında para alıyorlardı. Hayali paketleri ihraç etmiş gibi gösteriyorlardı. Yani şimdi diyorlar ya hayaldi gerçek oldu. Mezar taşlarına bile fatura kesiyorlardı. Fatura kesiyorlardı. Gene bugünkü gibi mütedeyyin iktidarlarımız tarafından bunların sırtı sıvazlanıyordu. Bugünkü gibi gazeteler, televizyonlar, medyamız bunları itibarlı iş adamları diye manşet yapıyordu. Bunların dolandırıcı olduğunu yazan gazetecilere, televizyonculara başta Uğur abi gibi saldırıyorlardı. Ekonomimize zarar veriyorsunuz diyorlardı. Bu adamları üzerek falan. Neticede bu memleket ekonomisini kurtaran arkadaşların kimisi Karayipler'e kaçtı. Kimisi Yunanistan'a kaçtı değil mi motorla evet. Falan Uğur abi. Peki ders aldı mı Türkiye? Gene almadı. Peşinden yeşil sermaye diye bir şey çıktı arkadaşlar. Aynı şey. Helal para, faiz almayacağız ama köşeyi döneceğiz. İsimleri vardı bunların. Özellikle Almanya'da mantar gibi türediler. O alın teriyle para kazanan gurbetçilerimizi vatan, millet, din, iman diyerek, minare, bayrak diyerek tokatladılar. Yılmaz'cığım, bana bir görüntü ulaştı. Camide para topluyor. Camide. Ve diyor ki sizi Uğur Dündarlardan kurtaracağız diyor. Evet maalesef böyle söylüyor. Ve o Uğur Dündarlardan sizi kurtaracağız diyerek parasını aldığı yurttaşın hakkını sonuçta savunmak yine bana düşüyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Gerçekten. Ben savundum. Bu Anadolu kaplanlarından bir tanesi vardı. Ben bunu defalarca manşet yaptım. O yüzden de gerçekten hiç unutmuyorum. Çok mütedeyyin, o günkü Yeşil Sermaye Holding'lerin en büyüğüydü. Dediğiniz gibi camide para topluyorlardı. Sunumları camide yapıyorlardı. Evet. Paraları camide tokatlıyorlardı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar zihin okuma cihazı icat etti. Adam dedi ki biz zihin okuma cihazı icat ettik. Hem vallahi hem billahi. Lütfen iyi dinleyin. Dediler ki bu cihaz beyinlerden geçen düşünceleri okuyor, yazıya döküyor. Ama diyorlar henüz tam geliştirilemedi. Evet. Şimdilik sadece 72 saatlik zihin okuyabiliyor. Peki dediler cihaz tam geliştirilince ne olacak? Videosu var. Camide anlatıyor adam. Diyor ki kainat makinesi olacak. Kainat makinesi olunca ne olacak? Detaylı detaylı anlatıyor. Diyor ki bakın, kainatta mevcut bulunan Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın hayattayken çıkardığı ses dalgalarını uzaydan toplayacak, süzecek, televizyonlardan canlı yayın olarak gelecek.
Bakın, faizi haram diyen sayın mütedeyyin ahalimiz bu kainat makinasına ortak olmak için 2 milyar euro verdi. 2 milyar euro. Türkiye'de üretilecek kainat makinesi fabrikasına ortak olmak için, kar payı alabilmek için 2 milyar euro ödediler camide. Bu bitti. Ders alındı mı? Alınmadı. Bakın Jet Fadıl çıktı. Jet Fadıl beni çok sever. Beni 3-4 defa mahkemeye verdi. Bir defa kazandı. Allah Allah. Vallahi bak. Şimdi adam dedi ki ben Türkiye'nin ilk yerli otomobilini icat edeceğim. 5 şehirde fabrika kuracağım. 1 milyon 250 bin adet. İmza. Evet. Otomobil üreteceğim. Her sene 12 milyar dolarlık ihracat yapacağım. Şimdilik 300 ülkeye distribütörlük verdim dedi. O yani, sırada 300 ülke var mı? Hala yok ama... Bakın Koç grubunda 85 bin kişi çalışırken bu arkadaş 264 bin kişi çalıştıracağını söylüyor. 264 bin yani. Para yağıyor adama. Dedi ki madem sizde bu kadar para var, ben size de konut da yapayım ya. Gazeteler, hatırlayın, gazeteler, televizyonlar yerli otomobil icat edildi diye manşet yapıyorlardı. Bangır bangır. Bangır bangır. Millet parayı buna veriyordu. Dedi ki ben size konut yapayım. Gazetelerin neredeyse sayfa sayısı ikiye katlandı. O kadar reklam veriyordu. Hiç unutmuyorum, bir defa benim çalıştığım gazetede reklam müdürü beni patrona şikayet etmişti. Yılmaz Özdil Fadıl Bey'i rencide ediyor diye. Gerçekten ya. Gazetenin sahibine beni şikayet etti. Jet Fadıl. Neyse bu Jet Fadıl işte tabii Almanya devleti bizi kıskanıyor biliyorsunuz. Almanya devleti bizi kıskandığı için Türkiye'nin kalkınmasını engellemek amacıyla Jet Fadıl tutuklamaya kalktı. Hatırlıyorsunuz. Jet Fadıl mecburen Türkiye'ye kaçtı. Çünkü bu işleri yaparken şeydeydi. Almanya'da sayın ahalimiz bu arkadaşı milletvekili seçti. Bu ülkede oldu bu ha. Fadıl'ı milletvekili seçtiler. Ona bak, buraya da not almıştım. Yılmaz Bey sayın Fadıl Bey'in dolandırıcı olduğunu yazıyor. Bu asılsız ithamlar Fadıl Bey'i üzüyor. Bize reklam vermeyeceğini söylüyordu. Reklam müdürü. Gazetenin sahibine. Bu devam etti Fadıl Bey. Yine işte milletvekilliğinden alındı, içeri atıldı. Biliyorsunuz kar payı falan hepsi hikaye oldu, ortaya çıktı. Fadıl Bey çıkar çıkmaz Maldiv'i sattı ya. Gene aldılar. Sayın Bayrampaşa Belediye'mizden de tabii otel, motel. Otel yeri otel, aldı 49 yıllığına. Şimdi evet. Fadıl'la falan gene şey oldu. Bakın bundan sonra daha kritik bir mesele yaşandı Türkiye'de. Hayırsever Rıza Bey geldi. Bakın arkadaşlar, bu ülkede oluyor bu. Hayırsever Rıza Bey'i bu ülkenin yandaş televizyonu ekrana çıkardı. Arkasında böyle Türk bayrağıyla. Türk bayrağıyla. Adam dedi ki, cari açığın %15'ini ben tek başıma şey yaptım. Kapattım dedi. Öyle değil mi? Vatan kurtaran, ekonomiyi kurtaran iş adamı diye bunu manşet yaptılar. Manşet yaptılar. Şimdi bu çerçeveden bakınca ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben TOS'unu takdir ediyorum. Çünkü bu kadar kepazeliğe rağmen hala internete girip 50 liraya inek alıp onu 500 liraya satacağını düşünen bir adam varsa bunu dolandırmak sevaptır yani. Şimdi